Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Türkiye'nin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatmanın ne kadar gereği var bilmiyorum. Çünkü biz ne kadar anlatırsak anlatalım, iyi de anlatsak, kötü de anlatsak halk yaşıyor. Yaşayanlar Türkiye'nin iyi durumda ya da kötü durumda olduğunu hepimizden daha iyi biliyorlar. Haliyle biz durumun vehametini anlatırken asıl amacımız, kendi adıma konuşuyorum, ülkeyi yönetenleri uyarmak. Yani ben şu kaçacak, bu gecelik, bu yapacak, şunu yapacak derken, Özgür Özel'i eleştirirken, Erdoğan'ı eleştirirken, Bahçeli'yi eleştirirken onlarla sorunum olduğu için eleştirmiyorum. Halkımızın, milletimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini doğru okusunlar, doğru yönlendirsinler diye konuşuyorum. Benim Özgür Özel'le şahsında kavgam yok. Erdoğan'ın, Bahçeli'nin şahsıyla kavgam yok benim. Hiçbirisinin şahıslarıyla kavgam yok. Ama bu ülkeye gönül verdim. Bugün bulunduğum duruma bu ülkenin demokrasisi, hukuk devleti, laik cumhuriyeti ve sosyal devleti sayesinde geldim. Bu ülkenin mektepleri, öğretmenleri, profesörleri sayesinde geldim. Bunu unutabilir miyim? Şimdi korkum, endişem ne? Ekonomi değil, hayır. Ekonomiyi kurtarırız. Ekonomiyi kurtarmak en kolayı. Çünkü bunlar ekonomiyi kurtarmak istedikleri için bir şey yapmıyorlar. Bunlar ekonomiyi kurtarmak bir tarafa, ekonomiden nemalanmak için zaten ülkeyi bu duruma getirdiler. Ülkeyi bu duruma bilerek kasten getirenlerin bu durumdan çıkarmaları mümkün mü? Mümkün değil tabii ki. Ama amacım, korkum, endişem zaman zaman, bazen giderilir gibi olsa da ama zaman zaman ve çok somut örneklerle anlattığım için emin olabilirsiniz bundan. Ben rejimden korkuyorum. Rejim tehlikede. Bakın 4 yaşında ve 6 yaşında, yani 4-6 yaş arasındaki çocuklarımız için Kur'an kursu açılıyor. İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu da bundan gurur duyduğunu söylüyor. 4 ve 6 yaş arasında, oysa bizim dinimize göre, İslam dinine göre 12 yaşına kadar bütün çocuklar masumdurlar. 12 yaşına kadar. Neden? Erken değildirler. Suç ve günah işleme ehliyetleri yoktur. Ama siz 4 ve 6 yaş arasındaki çocukları Kur'an ahlakıyla, yani İslam'ın şeriatıyla eğitmeye kalkarsanız ülkeyi bitirirsiniz. Ülkeyi yok edersiniz. Ülkenin çocuklarını gelecekte yapay zeka ile ilgilenen, dünyanın en gelişmiş yazılım metotlarıyla üretimlerini arttıran gelişmiş ülkelerin insanlarını kul köle edersiniz. Çöpçü yaparsınız. Ha, din üzerinden para kazananlar onlar sayesinde iktidarda kalırlar. Vur patlasın, çal oynasın hayatlarını sürdürebilirler. Çok büyük servetlerin sahibi olabilirler ki oluyorlar da. Hayatlarının dolce vita kısmını ise ille de Türkiye'dekilerin göz önünde yaşamak zorunda değiller. İstedikleri yere, dünyanın en uygar ülkelerine rahatlıkla gidip orada yaşantılarını en modern şekilde, hatta en seküler şekilde yaşayabiliyor onlar. Ama olmuyor. Yazık oluyor. Çocuklarımıza yazık oluyor, torunlarımıza yazık oluyor. Bir neslin geleceğine yazık oluyor, bizlere yazık oluyor, yazık oldu da zaten. Bizimkisi gitti artık. Biz bundan sonra tabii ki çok güzel günler görmeyeceğiz, göremeyeceğiz. Görsek de az bir süre o güzellikleri yaşayacağız. Ama ben her şeye rağmen umut ediyorum, umut etmek istiyorum ki arkamdan gelen nesiller kısa bir zaman sonra aydınlığa kavuşmuş, demokratik hukuk devletini yeniden elde etmiş, kuvvetler ayrılığı ilkesini yeniden uygulamaya başlamış Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayacaklar. O günleri ben de göreceğim. Ama dediğim gibi bizler, benim yaşımdakiler, biz finaldeyiz. Finalde bile olsa rahat edeceğimizden eminim canlarım. Amerika'ya bakıyor musunuz? Amerika neden gelişmiş? Avrupa neden gelişmiş? Hukuk devleti oldukları için gelişmiş. Başka, laik sisteme inandıkları ve laik sistemi en ince ayrıntısına kadar ve eksiksiz uyguladıkları için gelişmiş. Gelişmiş ülkelerde ne devlet dine karışıyor, ne din devlet işlerine karışıyor. Benim hayalim neydi? Yıllardır söylüyorum, benim hayalim Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmış, modern hukuktan asla sapmayacak, kuvvetler ayrılığı ilkesini, yargı bağımsızlığını, insan haklarını kesinlikle uygulayacak yeni bir cumhurbaşkanının yönetiminde Diyanet İşleri'nin başkanlığına bir kadın ilahiyatçıyı getirmek. Mesela
Yıllardır söylüyorum. Sözcü gazetesi yazarı Ayşe Sucu hanımefendiyi getirmek. Ayşe Sucu hanımefendi Diyanet İşleri'nde başkan yardımcılığı yaptı. Gerçekten İslam dinini en doğru bilen, en doğru uygulayanlardan biri. Bunu istiyorum, bunu hayal ediyorum ve o nedenle diyorum ki inşallah ve umuyorum ve bekliyorum ve temenni ediyorum. İmamoğlu veya Mansur Yavaş veya Dilek İmamoğlu ya da onlar belki de siyaseten ne olacak belli olmaz Türkiye'de ama onlar gibi modern hukuka ve laiklik ilkesine inanan bir cumhurbaşkanımız gelecek ve ilk işi bu Ali Erbaş isimli yoz yobaz kafayı oradan atıp daha ilk gece, görevinin ilk gecesi atıp yerine Ayşe Sucu gibi bir modern İslam'ı yaşayabilen ve yaşatabilecek olan bütün din ve mezheplere eşit uzaklıktaki hanımefendi ilahiyatçıyı getirir canlarım. Amerika neden gelişmiş? Görüyoruz Amerika'nın neden gelişmiş olduğunu. Bakınız New York Belediye Başkanı değil mi? Dünyanın en büyük şehri, şehirlerinden biri yahut da. Dünyanın en büyük, en kalabalık şehri değilse bile dünyanın en gelişmiş şehirlerinin başında gelen en ünlü, bilmeyenin olmadığı bir şehir New York. New York Belediye Başkanı Türkiye bürokrasisinden ve Türk siyasetinden rüşvet alırken polisler tarafından hem de federal polisler tarafından suçüstü yakalandı. Ve suç delilleriyle birlikte federal savcılara verildi. Federal savcılar delilleri topladılar ve Eric Adams'ın ifadesini alıp kovuşturma talebinde bulundular. Federal mahkemede kovuşturma talebini kabul etti. Kovuşturmalar sürüyor. Yani duruşmalar sürüyor. Peki bizde benzerleri olduğunda ne oldu? Bizde ise rüşvet alan siyasetçi ve bürokratlar kendilerini suçüstü yakalayan polisleri hapse attılar. Şimdi polisler hapiste, rüşvet alan siyasetçi ve bürokratlar çal, vur patlasın, çal oynasın. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kimileri büyükelçi, kimileri Türkiye'de sözde birer saygın iş insanı ya da politikacı olarak işlerine devam ediyorlar. Biz işte kişi başına 8.500-9.000 dolar milli gelirle sürtünürken, yerlerde sürünürken Amerika Birleşik Devletleri 50.000-55.000 kişi başına düşen milli geliriyle dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri. Neden? Adaletleri var. Neden? Yargı bağımsızlığı var. Orada yargı gerçekten eylemi ve söylemi yargılıyor. New York Belediye Başkanı iktidar partisinden ama kimsenin umurunda değil. Bizde ise iktidar ortağı MHP'nin ve MHP'nin yan kuruluşu Ülkü Ocakları'nın karıştığı bir cinayette sadece tetikçi ve tetikçinin yanındaki birkaç kişi yargılanıp mahkum ediliyor. Onlara o görevi veren, onları azmettirenler iktidar ortağı olarak yollarına devam ediyorlar. Olmaz. Olmamalı canlarım. Haberleri okuyor musunuz bilmiyorum. Bilhassa Sözcü Gazetesi'nde Ozan Bingöl'dü zannediyorum. Müthiş bir haber yaptı. Kamu bankaları. Türkiye'de kamu bankası deyince 3 banka sayılır aslında ama aslında normalde %100 kamu bankası olan sadece Ziraat Bankamız vardır. Diğer 2 kamu bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kamunun da hissesi olan ama hisselerinin yarıya yakını, sanıyorum en az yarısı daha doğrusu, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluştuğu için %100 kamu bankaları değil. Ama dikkat edin, kamu bankalarının televizyonlara ve gazetelere verdiği reklamlar, özel bankaların toplamının verdiği reklamların 3 katı yaklaşık. Öyle deniyor. Ozan Bingöl yalan söyleyecek hali yok. Çok ciddi, çok güvenilir bir muhasebe, maliyeci, iktisatçı, muhasebecidir. Evet. Neden? Kamu bankalarının reklama ihtiyacı mı var? Arkasında kapı gibi devlet var. Özel bankaların arkasında devlet yok. Ama kamu bankalarının arkasında kapı gibi devlet var. Özel bankalarda diyelim ki 50.000-100.000 liraya kadar garantiniz varsa, TMSF'nin garantisi varsa, kamu bankalarındaki bütün servetiniz garanti altında. Yani arkasında hazine var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesi var. Reklama ihtiyaçların var? Hayır. Peki neden o kadar çok para veriyorlar reklama? İktidar yağcısı, iktidar yalakası ve iktidardan karınlarını doyurarak semizleyen medya patronlarını daha da zengin etmek için iktidara destek veren yalakalık, yağcılık yapan gazetecileri servet sahibi yapmak için. Böyle rezillik olur mu canlarım? Ayıptır ya. Değil mi? Uzun zamandır anlatıyorum. 7-8 ayrı yerden maaş alanlar da o maaşları almıyor. Onlar da bir tanesini alıp ceplerine koyuyor, geri kalanını yine langırt ortak sandığa atılıyor. Niçin? Siyaseti
çok yüksek paralar yaparak, çok büyük rüşvetler dağıtarak sürekli iktidarda kalabilmek için. Ama bitti. Bitti, görüyoruz. Bitti. AKP diye bir parti yok Türkiye'de. Efendim, iktidarda olduğu için var gibi görünüyor ama AKP diye bir parti yok. Recep Tayyip Erdoğan diye birisi istediği kadar özgür olarak seçimlere girsin, özgür özellik karşılıklı olarak değil, özgür olarak seçimlere girse de kazanamayacağını artık kendisi de biliyor. Ve haliyle onun için şimdiden anayasayı değiştirerek kendisindeki yetkileri kendisinden sonra gelecek cumhurbaşkanına kalmaması için tedbir almaya çalışıyor. Ve canlarım, bizim başkomutanımız tabi sadece savaş dönemlerinde ama olsun, başkomutan anayasada öyle yazıyor. Başkomutanımız bir zamanlar Yunanistan'ı nasıl korkutuyordu? Bir gece ansızın gelebiliriz diye korkutuyordu. Sonra Yunanlılar bir gün güpe gündüz gözüyle kıyılarımıza, sahillerimize kadar geldiler. Hem de Yunanistan devletinin sahil güvenlik botlarıyla geldiler. Sonra aynı başkomutan onlara sesini çıkaramadı. Bu sefer ne yaptı? Bir gece ansızın gelebiliriz tehditlerinin yerine bu sefer İsrail bir gece ansızın gelebilir diye bizi korkutmaya başladı. Yani ülkenin başkomutanı, ülkenin halkını ve askerini İsrail bir gece ansızın gelebilir diye korkutuyor. Böyle rezillik olabilir mi? Böyle bir şeyi kabul edebilir misiniz? Ben kabul etmem. Kabul edenleriniz buyursun etsin. Haliyle elbette eleştireceğim. Tabii ki eleştireceğim. Bizim ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 85 milyonluk dev ülkenin başkomutanı 7,5 milyonluk bir ülkeden korkamaz. Korkamaz. Mustafa Kemal Atatürk işgal altındaki bir devletin subaylarından biri olarak ne demişti? Geldikleri gibi giderler demişti. Bugünkü başkomutanımız ise biz işgal altında da olmadığımız ve İsrail'den çok 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 her bakımdan güçlü olduğumuz halde bir gece ansızın gelebilirler diye bizi korkutabilir mi? Buna hakkı var mı? Bu haddine mi? Ne hakkı var ne haddine ama. Ama gazeteleri, televizyonları o kadar çok, o kadar güçlü ki istediğini yapabiliyor. Nasıl güçlü o gazeteler, televizyonlar? Kamu bankalarından aldıkları olağanüstü reklamlarla. Girin bakın ya yalaka, yağcı gazetelerin internet sayfalarına. Kamu bankalarının verdikleri reklamlardan haber okuyamazsınız. Haber okuyamazsınız. Bir de girin muhalif gazetelere görün. Kamu bankalarından bir tek reklam göremezsiniz. Bu Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin istismarıdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokrasinin verdiği iktidar hakkının istismarıdır. Ayıptır, yazıktır, günahtır canlarım. Yeni mezun teğmenlerimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye gururla, onurla haykırmışlardı. Yalan mı? Hiç, asla yalan değil. Hiçbir zaman da yalan olmayacaktır. Sonsuza kadar bütün teğmenler her teğmenlik mezuniyetinde Mustafa Kemal'in askerleri olduklarını onurla, gururla haykıracaklardır. Peki o haykırıştan 8 gün sonra devletimizin başkomutanının aklı başına geldi. 8 gün sonra, 8 gün sustu. Mustafa Kemal'in askeri olan teğmenlerden korkmadı, çekinmedi, gocunmadı. Aksine kendi yardımcısı, yani partideki yardımcısı Ömer Çelik teğmenlerimizi tebrik etti. Baş danışman olduğu iddia edilen Yiğit Bulut teğmenlerimizi tebrik etti. Ama iki tane sapkın, sapık, demokrasi ve laik devlet düşmanı, yandaşı teğmenlerimize kafa tutunca, onları aşağılamaya kalkınca başkomutanın da aklına teğmenlerin yanlış yaptığına ilişkin sapkın bir ifade geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yargılanıyorlar çocuklar ya da soruşturmaya uğradılar. Ey Genelkurmay Başkanı, ey Milli Savunma Bakanı, sizler de Mustafa Kemal'in askerleri olduğunuza dair yemin ettiniz. Sizler de anayasamızın ilk 4 maddesine uyacağınıza dair namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin ettiniz. Şimdi hep birlikte namusunuzun ve şerefinizin olup olmadığını göreceğiz. Bakalım teğmenlerin kılına zarar gelirse istifa mı edeceksiniz yoksa yerinizden memnun, paracıklar tatlı deyip işinize onursuz bir şekilde devam edeceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Eğer o teğmenlerin kılına zarar gelirse ey Genelkurmay Başkanı ve ey Milli Savunma Bakanı, ben sizi
elimden gelebilen en ağır şekilde eleştireceğim. Hakaret etmem. Hayır, asla hakaret etmem. Ama benim eleştirim zaten sizin gelecekteki arşivinize birer yüz karası olarak geçecektir. Bu yeter bana. Hakaret etmekten daha büyük bir keyif verir bana. Zaten hakaret etmekten asla da keyif almam canlarım. Aranızda sayısı az da olsa bazılarınız Özgür Özel'i neden eleştirdiğimi soruyor bana. Eleştiriyorum Özgür Özel'i. Özgür Özel'e destek verirken iyi miydi? O zaman memnun muydunuz benden? Ey eleştiri, niçin eleştiriyorsun diye soranlar. İyi yaparsa yarın yine tebrik ederim, yine alkışlarım, yine takdir ederim, yine destek veririm. Ama yanlış yaptığımda bırakın da eleştireyim. Tabii eleştiririm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokrasimizin ana muhalefet partisi geleceğin umudu demektir. Ana muhalefet partileri umut partileridir. Umut Partisi iktidarın bütün yanlışlarını eleştirir ama bunu yaparken iktidarı da iktidarın başını da asla aşağılamaz, hakaret etmez, kavga etmez, ortamı germez. Sadece eleştirir, doğrusunun neler olduğunu anlatır. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehri New York'ta bir hırsızlık, bir yolsuzluk, bir rüşvet olayı olduğu, federal savcıların federal polislerden aldığı kanıtlarla sabit görünüyor şu anda. Mahkeme devam ediyor. Ama o kadar somut deliller ki bunlar. Bu delillere rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bürokratının, siyasetinin rüşvet vermeyeceğini iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, oradaki rüşveti ve rüşvet veren bürokratları ve siyasetçileri meşrulaştırmış olmuyor mu? Ne haddine? Özgür Özel'in ne haddine? İnsan utanır be. İnsanın yüzü kızarır bunu yaparken. Rüşvetçiden yana olabilir mi bir ana muhalefet partisi lideri? Babası rüşvet verse babasını ayıplar. Evladı rüşvet verse evladını ayıplar. Eşi rüşvet verse eşini ayıplar. Ama bizimkisi rüşvet alanları yargılayan Amerika'yı eleştiriyor. Amerikan hukukunu eleştiriyor. Amerikan yargıç ve savcılarının tarafsızlığını, objektifliğini, hukuk insanlığını eleştiriyor. Ama bizde siyasetçi ve bürokratları suçüstü yakalayan polisler hapiste, gidip de o polisleri bir kere bile ziyaret etmek aklına gelmiyor. Gidip o polislere, yahu arkadaşlar be, hakkınızda böyle böyle iddialardan dolayı yargılandınız, hapiste yatıyorsunuz. Nerede bu belgeler? Bu bilgiler nerede? Beni ikna edin demiyor, diyemiyor. Neden? İkna olmaktan korkuyor. Ya işte gördünüz, söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet aldırırken suçüstü yakalanan belediye başkanı, iktidar partili belediye başkanı olduğu halde yargılanıyor. Mahkum olursa görevden alınacak, hapse atılacak. Türkiye'de ise bürokratlara ve siyasetçilere rüşvet veren iş insanları el konulan paralarını faiziyle birlikte geri aldılar. Keza bankacılar aynı şekilde. Oysa o bankacıların el konulan paraları rüşvetten elde edilmiş paralardı. Ya rüşvetten elde ettiği paraya devletin faiz verdiği tek ülkeyiz. Başka dünyada böyle bir ülke yok canlarım. Bakın tekrarlıyorum, rüşvet parası, üstüne basa basa söylüyorum. Neden? Neden üstüne basa basa söylüyorum canlarım? Normal bir insan parayı emniyetli olduğunu varsayıp evindeki ayakkabı kutuları içinde saklayabilir. Normal bir insan bunu yapar. Yapmaz ama hadi normal bir insan diyelim, yaptı. Birkaç geceliğine yaptı. Ama bir banka genel müdürü normal, yasal, meşru paraları bankada saklar. Bankaya koyar, mevduat açar. Ya da bankada emanet hesaba yatırır. Değil mi canlarım? Öyle olmaz mı? Öyle olur. Bizde öyle oldu mu? Bizde öyle olmadı. Bizde bir kamu bankası genel müdürü belli ki aldığı paralar rüşvet olduğu için bankaya yatıramayınca evindeki boş ayakkabı kutularında sakladı. Ama boş ayakkabı kutularında paraları saklayan banka genel müdürü paralarını faiziyle iade alırken o paraları suçüstü olarak yakalayan polislerin, zavallı polisler, mali polis hapiste. Ya yüreğim yanıyor ya. Yüreğim yanıyor ya o. Hayır, sadece hapiste yatanlara üzüldüğümden dolayı değil, milletime yapılan haksızlıktan dolayı yüreğim yanıyor. Devletimin böyle kirli işlerden yana olan yargıçlarının utanmazlıklarından dolayı yüreğim yanıyor. Acıyorum, içim acıyor canlarım benim.
Sanıyorum farkındasınız, haberlerde okumuşsunuzdur. Erdoğan, Cumhurbaşkanı yetkisiyle yaklaşık 14 ya da 17 ilin valisini bir gecede değiştirdi. Değiştirilen valilerin tamamı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu iller. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin seçim kazandığı illerin valileri değişti. Ah be canlarım be. Ben Recep Tayyip Erdoğan başbakan ve cumhurbaşkanı oluncaya kadar bütün valilerimize devletin valisi diye hitap ederdim. Ve inanırdım ki onlar iktidarın değil devletin valileriydi. Artık devletin valisi kalmadı. 1939-1950 yılları arasında olduğu gibi Cumhuriyet Halk Parti'nin parti valileri vardı. Valiler aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarıydı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 yıllık iktidarındaki o döneme geldik. Şimdi de devletin valilerinin yerini partinin, AKP'nin, AK Parti'nin, iktidar partisinin valileri aldı. Acıyorum, yüreğim yanıyor, yüreğim yanıyor. Çocuklarımızın, yeni gelecek nesillerin geleceğine baktıkça içim kararıyor ki benim gibi umutlu bir insanın içi kararıyor. Ama bunlardan kurtulacağız. Bunlardan kurtulmalıyız. Neyle? Demokrasiyle. Neyle? Hukukun üstünlüğü ilkeleriyle. Emin olun kurtulacağız. Vatandaşın tertemiz, pırıl pırıl, mis gibi oylarıyla kurtulacağız. Lütfen not ediniz. Ben haklı çıkacağım. Sözün özü canlarım. Ülke yoksulluk içinde kıvranırken iktidara yanından, ucundan, kenarından bulaşmış olanların bile en az iktidar olanlar kadar nemalandığı bir ülkenin yurttaşıyız. Hepimiz acı çekiyoruz. Hepimiz. Yıllarımı verdim bu ülkeye. Yıllarımı verdim. Karı koca ikimiz de çok güzel işlerde çalıştık. Çok güzel paralar da kazandık. İkimiz de. Sevgilim benim İstanbul'un en güzel muhtena semtlerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde kendine ait özel bir butiğin sahibiydi. Ama elimizde olan biten ne biliyor musunuz? 87 metrekare bir köy evi. 87 metrekare bir köy evi ve 11 yaşında bir yerli otomobil. Başka hiçbir şeyimiz yok. Hiç. Mücadelemiz... Neden peki mücadelemiz? Ya halkın, milletin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için. Onlara müreffeh bir ülke bırakmak istiyoruz. Müreffeh bir ülke olabilmenin yolu ise hukuk devlet olmaktan geçiyor. Türkiye hukuk devlet olmaktan çoktan çıktı. Bakınız kaç gündür, neredeyse 2 aya gelecek 8 yaşındaki narin kızımızın katili hala bulunamadı. Bulunamıyor. Bulmak istemiyorlar büyük ihtimalle ve ilginçtir. Cinayeti işleyenlerin evinin altındaki silah deposunu, cephaneliği konuşan bile yok benden başka. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun, bu medyaya da yazıklar olsun, bu siyasetçilere de yazıklar olsun. Utanın be. Utanın. Kazandığınız paralar da yüzünüze, gözünüze, dizinize dursun. Onları ağız tadıyla yiyemezsiniz inşallah. Ve yiyemeyeceksiniz. Onlara söylüyorum. Herkese değil. Herkese değil. İktidar hırsızlıklarından nemalananlara ve iktidar gücünü hırsızlık için kullananlara söylüyorum canlarım. Tertemiz insanlarla benim hiçbir sorunum yok. Hiçbir zamanda sorunum olmadı. Evet. Sadece hırsızlık bürokratları, hırsız siyasetçileri suçüstü yakalayan polisler değil. Bir imamın ağlak gözlerine inanıp, samimiyetine inanıp, onun tavsiyelerine uyan on binlerce genç kadınımız, erkeğimiz, bürokratımız hiç yok yere cezaevinde yatıyor. Ve cezaevinde yatanlarınla ilgili suçlamaların hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından delille, somut delillerle düşürüldüğü halde. Bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak zorunda olduğumuzu anayasamız yazıyor. Anayasamız diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yerel hukukumuzdaki yerel mahkeme kararlarından önde gelir diyor. Anayasa diyor. Bizim yargımız anayasa kurallarını Canatay kararlarında da uygulamadı. Osman Kavala kararlarında da uygulamadı. Gezi kararlarında da uygulamadı. Hiçbirisinde uygulamadı. Hiçbirisinde uygulamıyor. KHK konusunda da uygulamıyor. Ben hayatımda bir tek gün bile o FETÖ denilen örgütün içinde, kenarında, yanında olmadım. Aksine
hükümetle el ele yürüdüğü dönemlerde Türkiye'de Gülen cemaati adı verilen o cemaati en çok eleştiren yazarların en başında geliyorum. Evet, haklıydım eleştirmekte. Onlara diyordum ki, bakınız, dini siyasete, ticarete karıştırmayın. Sakın karıştırmayın. Ve hatta yazımın başlığı, yazılarından birinin başlığı cemaat holdingiydi. Mehmet Barlas rahmetli benim o başlığımı çok sevmiş olmalı ki kendisi de sonra ama sonra 17-25'ten sonra yani benim kullandığım zamanlar değil ondan sonraki zamanlarda aynı Gülen cemaatine cemaat holding sıfatını kullanmaya başladı. Ama iş işten geçmişti artık canlarım ya. Çünkü cemaat holdinge hizmet ettikleri iddia edilen bazı savcılar ve yargıçlar siyasetçi ve bürokratların kimilerini suçüstü yapmışlar ama kendileri hapsi boylamışlardı. Neyse, enseyi karartmayın. Göreceksiniz. Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz. Recep Tayyip Erdoğan artık bu saatten sonra despotizmden de totaliterizmden de uzaklaşmak zorunda. Ama onun bu baskısıyla teğmenlerimizin kılına zarar gelirse Recep Tayyip Erdoğan benim İdam ettireceğini bilsem Recep Tayyip Erdoğan'a karşın en ağır eleştirilerimi yapmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.